Saadet Partisi grubu adına Sayın Mahmut Arıkan. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Arıkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Birkaç haftadır sıklıkla artan bütün partiler gençlik sorunları üzerinden burada söz alıyorlar. Bu kürsüden konuşmalar yapıyorlar. Partiler farklı ama görüyoruz ki bütün partilerin gündemleri aynı. Dün meclise gelen aile ve gençlik fonu kurulması kanun teklifi de bunun bir göstergesi olduğu kanaatindeyim. Dikkat etmişsinizdir, birçok parti aynı şeyleri konuşuyor. Gençlerin maddi sorunları üzerine konuşmalar yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bütün partilerin aynı şeyi düşünmeleri bir tesadüf değil. Gençlerimiz için tehlike çanları maalesef çalmakta. Ekonomik şartlar karşısında en çaresiz kalan, en fazla mağdur olan grup gençlerimiz. Genç kelimesi birçok zaman yetersiz kalıyor. Önüne bazı sıfatlar eklemek durumunda kalıyoruz. Ev genci diyoruz, işsiz genç diyoruz, evlenemeyen genç diyoruz, atanamayan genç diyoruz. Hepsi aslında tek bir şey ifade ediyor. Iskalanmış bir bahar ve yaşanamayan hayatlar. Milletvekillerimizin tamamı gençlerin kesif bir yoksulluk içerisinde yaşamaya çalıştığını gayet iyi biliyor. Bazılarımız elbette ki bilmezden gelebiliyor. Rakamlar var, ben bunlara çok girmek istemiyorum ama bir kez daha ifade ediyorum, tehlike çanları çalıyor. KYK'larda kalan gençlerimizden intihar mektupları alıyoruz. Sokak röportajlarında çaresizlikleri duyuyoruz. Dediğim gibi pek çok sayı var ama biz bunları burada açıklamaktan hicap duyuyoruz. İktidar elbette rakamları sayıp dökmek, algıyı yönetebilmek noktasında son derece mahir. Evet, 2002 yılında 76 olan üniversite sayısını 208'e siz çıkarttınız. Kredi ve burs miktarlarını lisans öğrencileri için 2000 TL'ye siz yükselttiniz. 2002 yılında 190 olan yurt sayısını 830'a, 150 bile olan yatak kapasitesini 1 milyonun üzerine siz çıkarttınız. Biz de diyoruz ki değerli arkadaşlar, o üniversiteler var ya, sayılarla övündüğünüz üniversitelerden mezun olan gençlerimiz bugün iş bulamıyorlar. O yurtlar var ya, sayıları artan yurtlar, orada asansörlerimiz düşüyor, gençlerimiz ölüyorlar. 2000 TL burs önemli bir rakam gibi veriliyor ama öğrencilerimizin yol ve yemek masrafına dahi yetmiyor. O bahsettiğimiz 1 milyon yatakta yatan gençlerimiz başlarını yastığa huzurlu bir şekilde koyamıyorlar. Bunun nedeni kötü ekonomi, bunun nedeni yanlış planlama, bunun nedeni sizin olaylara bakış açınız. Buyurun, toparlayın lütfen. Gelin bu sefer rakamları saymaktan daha öte bir şey yapalım mecliste. Bugün bu konuşulan kanun, KYK'larda kalan öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm üniversite öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıları bu verilen meclis önerisiyle tespit edelim, üzerine çalışalım. Tekrar ifade ediyorum. Dün gördük, tüm partiler gençlerimizin yaşadığı ekonomik sorunlarda hemfikir. Gençlerin sorunlarını çözme konusunda ne kadar hassas olduklarını gördüğümüz için önerinin özellikle iktidar partisi tarafından kabul edileceğini düşünüyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.